بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى آل بيت الحسين ورحمة الله وبركاته أي پیغمبر بلاصي حق يكسك قلاص قربان سنة بي ملت أي ملت فداصي كسلت بارمغلارن بيعت ويرن أللرلأ Bu senin cömertliğin, o da millet vefası. Kupkurumuş dilinden kurumayan bir heyhat çıkmakla daim kaldı hakkın güclü sadası. Kupkurumuş dilinden kurumayan bir heyhat çıkmakla daim kaldı hakkın güclü sadası. Senin mazlumluğundan yıkıldı küfrün evi. Senin susuzluğundan yeşerdi din bağçası. Her asırda her çağda kesilir kervan kervan. Her asırda her çağda kesilir kurban kurban koştuğun kervan bitmez ey şehidler ağası. Her asırda var iken bin da'i yoklu da'i bu sahil bulmaz asla. Bir sahil bulmaz asla bu kanların deryası. Zulmün karşısını alan sahil ancak mehşerdir. O yerde belli olur her zalimin cezası. O yerde belli olur her zalimin cezası. Hürmetli seyirciler, geçen konumuzdan kalan bazı sözleri devam edebilsek inşallah ne mutlu bize. Geçen konumuzda son sözümüz buydu ki 1950'den bu tarihten sonra bu yıllardan, vakitlerden, zamanlardan sonra İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela olayları, Kerbela faciası, bir parçaya, çoğunlukla kahramanlığa ve kahramanlığı göstermeye, anlatmaya, şerh etmeye, tefsir etmeye, çözmeye, tahlil etmeye başlandı. Makaleler olsun, kitaplar olsun çoktu. Tekil edirdi. Hurafetten uzaklanarak, hurafi, hayali, yalan falan sözlerden, yalan palan tarihlerden uzaklanarak yahut mekbule geçmeyen yalan tahlillerden çözümleme çözümlerden uzaklanarak fakat kahramanlık safhasına bu azamatlı olayın tekil te etmektaydılar. Tekil te etmeye başlandı. Onlardan misal getirdim. Melhamel Hüseyin'e tercüme oldu Arapçaya adı Melhamel Hüseyin i. ki merhum şehit mutahharinin Allah rahmet etsin kitabı e, Hamase-i Hüseyin ve Melhamet Aşura tavrat Hüseyin böyle bir şeyler makaletlerde adlar da şimdi tekkid oldu. Melhame, dastan, kahramanlık, batallık ve özverilik, tadhiye böyle bir şeylere. Ama ağlat ağla cennete gidersem bu sözlerden tekriben uzak olunduk. Walı oke indi də çox bəzi kimsələr məmbərdə otururlar, çox da iki dədərlər ağlamaq məsələsində. Hər nəisə hədəf e, yəni aqlı sıxmaz ki, hədəf İmam Hüseyn (aleyhissalam)un bu uziym işdən azamatlı işdən azamatlı özverlikdən təvhilan hədəf budur ki, mən sən o bu otraq ağlayıb o cənnətə gedər. Və hədəf sayılmasın. Bunun əgər faydası var isə çox cüzeydətlanavidi. atıfe meselesi değil. İnsanlar bir fikir akıl var, bir de atıfe meselesi var. Atıfe meselesinde olabilsin tesir eder bir kadar. O da yolunda haddinden fazla olduysa mesela bir hatipti çıktı bazen konuşurdu da bazı hatiplerden oturdu. Member üste bir parça ağlama. Ne yani bir ses özünden ne bir söz. Sen gelip sen oturup sen member üste konuşmağa, bir fikri vermeye, bir güzel sözler konuşmaya ama bağlamayı eğer çok ise evde ağlayın. Her neyse 1950'lerden sonra makaletlerdi, kitaplardı, lehceleri, lügatları de şimdi sadece yahut çokunlukla yüzde yetmiş, yüzde seksen kahramanlığa İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ve mübarek hicretinin, nehvatinin kalkınmasının devre, devriminin kahramanlığına, özveriliğine, yüksekliğine, zirvesine tekil etmeye başladılar. Biz dedik rüya sadıka her bir insan görebilir rüya sadıka hatta Ma'mun gibi bir Ma'mun el-Abbasiler mesela nak tarih yazır rüyaları görürdü. Hal Ma'mun el-Abbasi biz öz kardeşini ve binlerce insanı, Müslümanı öldürdü. Her neyse kalır ki salihine cefa abadi o alim din ki İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın deyirler kitap öz kitabında yani bu adam şehidi Cavid yani ölmez şehit. ünvanlı ee, kitabında dediklerine göre rüya meselesini nef etmiştir, kabul etmemiştir. Yani İmam Hüseyin Aleyhisselam rüya görmemiş. İmam Hüseyin Aleyhisselam için aslan peygamber hiç işaret etmemiştir ki Hüseyin bir gün böyle bir şekilde öldürülür ve ağlamamıştı peygamber. Bunları rafz edir, bu adam. Ama rüya görmek her bir insanın. Bilhassa peygamberin, peygamberlerin ve evliyaların e, bir türlü vahiydi, ilhamdı. Vahiydi Allah'tan özlerine ve bilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'de iyi işaret etmiştir buna çok. Yusuf Aleyhisselam'ın rüyası, Zekeriya'dı yahut o biriydi, Zekeriya'nın rüyası yahut. Başka bir peygamberimizin ve ma cealna rüyelleti araynaka vesaire çok ayetler tekil etmiştir ki peygamberlere ve peygamberlerden sonra gelen imamlara görünen rüyalar sadık rüya olar. Bu adam gelir nefiyedir. Bilmiyorum sen ne, ne delilden hakikaten maalesef işe. İmam Hüseyin aleyhisselam o rüyanı görmesi ve özünün düşünmesi ki hicratı bu türlü olsun. Biz dedik bud gaybi var. Gaybi bir bu'd bu var. Mitafizik bir bu'd bu var özünde bu eee değişim, sosyal siyasi sultanı dağışmak, düşürmek böyle bir şeyler de öyle. çünkü az bir ader ile giresen... ...yüz binlerce orduların karşısına bunu e, ...her geldi insan etmez, hiçbir insan edebilmez. Fakat o kimse ki Hüseyin bin Ali aleyhi Aleyhisselam da gayba bağlı olsun işi yani onun için Dedik bazı alimlerimiz deyir, bunlar emirlerini gaybden alırlar. Gaybin emriyle nida geldi semadan ya Hüseyin nida. Yani o ya da gaybin emriyle nida geldi semadan ya Hüseyin. Eyle bir hicret diyarul Mustafa'dan ya Hüseyin. İmam Hüseyin her neyse o salihine cefi abadin maalesef bu, bu, bu peygamberin ağlaması var o bu meseleler değiller bu adam kitabında nefiyetmiştir ve bu adam çok Zahmete düşmüştür millet, yani muharebe etmiştir. Onun karşısına çıkmıştır. ve Sözler, kıramalar, serzenişler, taneler çok dilmişti, yazılmıştı hakkında. Son günlerine kadar 2006'daki vefatı edipti bu adam. Her neyse Allah rahmet etsin. Ee, çok zahmetlere düşmüştür o kitabın ardından. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın manzuru, hedefi, maksadı nedir? bir əmr-i gəybinə i'mal etmək, gerçəkləşdirmək, canlandırmaq. Gəybin bir əmrini, o da gəybin əmri budur. Ya Hüseyn, sən gərək hicrət edəsən, Mədinədən Məkkəyə, Məkkədən də Basra ilə olaşasan, Kərbəlaya və Kərbəlada səni də səhabələrini də, Əhləbeytin də, Əhləbeytdən olan oğlanları da, qardaşlarını da parça-parçasısında başlarınız gəlsin və başlarınız oklar, neyzeler üzerinde götürülsün. Dünyanın en hebis bir beşe, en hebis bir şahsını yanına o da Yezid ibn Muaviye. Bu işte dedik İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mübarek kalkınmasında bu ud mütafizi kıvar İmam Hüseyin yani İmam Hüseyin Aleyhisselam sultanı hükmü, hükmüranlığı değişmeye, düşürmeye, Sultan sultanı düşürmeye öyle bir şeylere getirmemiştir. Davet olunup, hüccet olunup üzerine. Davetler ki ahli Kufa'dan mektupları yazıldı. Şimdi yüzler cahili, yahut onlar cahili bir neçe mektup ulaşıp İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı davet etmişlerdir. İnnemâ kadih zarral cenab و اخضر قد اينعت الثمار يا her bir şey hazırdı senin için sen gelsen ve ala sen gelsen bir parça ordu senin olacaktı ve önceden de bu türlü oldu tabii Müslim ibn Akil İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın elçisi öz amcezadesi ki Kûfe'ye uğradı millet 10.000 20.000 hududunda toplandı ve her neyse sultanın hakimin gönderdiği vali ki da'i yoğlu da'i Ubeydullah bin Ziyad Allah lanet etsin özüne. Şeytanatı çok uydu, hebasatı çok uydu. Kufa'da Şamilerinde, hükümetinde, devletinde azamlılar çok uydu, var idi. Bunlar bir türlü hileler, hıd'alar mekirler istimal etti. Bilhassa Ubeydullah bin Ziyad milleti aldattı. Neyse edebildi. Kaza etsin Müslim Aleyhisselam'ın kendisine ve harekatına millatı korkuttu. Herkese kaçtı, dağıldı. Müslim bin Akil'in başından o da tek kaldı. Kendisiyle Han İbni Urva bir netçe. Kendisiyle Han İbni Urva şehit edildiler Allah rahmet etsin. Bunlar İmam Hüseyin'in elçisiydi bu İmam Müslim İbni Akil. Her neyse sözümüz buradaydı dedik İmam Hüseyin Aleyhisselam davet edilmişti. Ve innema takdimu leke ala cundin mucennede diyor. De bir parça ceyşik, askerik, ordu yok sana geldi. Önceden öyleydiler ama sonradan korkudu bazı şeylerdi. E, kabladı o belgeni, kufani ve tesir etti. Millete. İmam Hüseyin'e tabi olanlara mesela diyor. Ve Haldan düştüler. Herkese öz evine gitmeye başladı. İmam Hüseyin Aleyhisselam Karbala'ya ulaştı. Hakikatte bu hareket, bu nehzat, bu kalkınma doğru bir diraset için çözümlemek için hiç dünyaya sığmaz. Zaman ve mekan edebilmez tehdit etsin. Bu niye böyle etti? Biz bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Onun için bakarız bu meseleyi gaybi ona yani Gaybi bir mesele İmam Hüseyin Aleyhisselam bu işe o güzel mübarek kalkınmaya kalktı. Ben de sığar iki cihan, ben bu cihana sığmazam. Merhum nesiminin Nesimi'nin tak bu iki cihana sığmaz. Emir emri ilahidi. Ya bilmer Hüseyin niye böyle etti? Beş altı neferden, kırk elli neferden geldi, istirdi, hükmü sat. Hükmü düşürmek de öldü. Hükmü düşürmek ama bir murur tarih İslam'ı yükseltmek, İslam'ı korumak, İslam'ı saklamak, hafızetmek meselesi. Onun için bu kanlar gerek döküleydi hatta is mübarek İslam dini aradan gitmeyeydi. Sevgili seyirciler kısa bir aranın ardından sözümüzü devam edeceğim inşallah. Evet sevgili seyirciler dedik. Kur'an'da İmam Hüseyin Aleyhisselam'a buyurulmuştur. Şa Allah en yarak katila oğlum Hüseyin Allah Teala istisnai katil öldürülmüş, şehit edilmiş görsün Kerbela'da yani bu emir ilahidi buud gaybidi tabi gaybidi mesela kimse hiçbir kimse bilmez maddi hesabetten, maddi hesaplarla bu e, azamatlı nehlatın kalkınmanın karşısına çıksın ve bunu e, etsin, lavum etsin, kınasın yahut eleştiriye alsın bu mesela. Hiç kesin işi de değildir ben ilbeşerden hiçbir insanım. tabi gaybi olması, gaybi bu'da olduğunu Karbala kahramanlığının İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın olaylarının kahramanlığının bu'du gaybi olmasının دليلي مثلا إمام حسين عليه السلام أص محمد بن الحنفية يا جوابنا يأخذ صورتنا يا محمد بن الحنفية نصيحاتنا جواب أوراق بيرود من لحق بنا استشهد ومن لم يلحق لم يدرك الفتح أسقر داش محمد دي دي Her kim bizimle gelecek, bizimle olacak, şehit edilecektir. Her kim bizimle de olmasa fethe ulaşmayacaktır. İnne hansı fethi, yani hiçbir şey kazanmayacaktı yahut hükümeti devirebilmeyecekti hiç kimse. Yani bu hükümetin, bu zalim, cair, fasık, facir, kafir hükümetin, devletin, yezidin hakkı karşısında durmak, bu türlü bir özveriliğe ihtiyacı vardır. Bu türlü bir tafhiyeye ve kan vermeye. İmam Hüseyin aleyhisselam bu cevapta bunu buyurur. Abdullah bin Cafer aleyhisselam için ki sidi. Abdullah bin Cafer bin Ebi Talib sidi. İmam Hüseyin aleyhisselam. O türlü rüyanı haber vermiş. Gördüğü rüyanı haber vermiştir. Ve killetul adet sayılarının azlığı delildi ki bu oh bu azamatlı insan, bu azamatlı kahraman can vermek, ruh vermek, Allah uğrunda Allah'ın emriyle gitmiştir ve hicret etmiştir. Aynı halde gittiği yolda Basra'da yahut Medine'den sonra Amr ibn Lovdan karşısına gelir İmam Hüseyin Aleyhisselam ve İmam'a nasihat edir bu ahli kufa beladi senin atanı öldürdüler seni de öldürdüler vesaire bu sözlerden çok gelir امام سلام الله عليه امام حسين عليه السلام منا جواب الارق بيرور يا عبد الله لا يخفى علي الراي الذي رايته ولكن الله لا يغلب على امره امام بيردو سن من بيلرم يعني yani من بيلرم جيب من شهيد اما ولكن الله لا يغلب على امره الله استاذ غبطو يعني والسلام hakikatten yeni çözümlemesi, dirase etmesi bu nehvatin, bu kalkınmanın bir taraftan zaruri değil. Çünkü çok kimselere yanıt, cevap vermek. Çok kimseler sana bana diyebilir ki fikhen, fikih bilimine, ilimine göre cihad ne türlü vacip olar? Bir kimsenin beş on kardeşi, oğlu, amcazadeleri var. Geçsin bir büyük hükümetin, devletin karşısına ki onun kudreti, orduları, askerleri milyondu, milyondan artıktı. Böyle bir şey makulde Fikih fikihte, fikihte de gelmemiştir böyle bir şey. Cihad fikhe göre sakit olar, eğer adet az ise, mesela birinin karşısında iki yahut üç zannedersem, fikha göre birinin karşısında, mücahidin karşısında iki, üç kafir de, müşrik de, münafık her ne adet hasımdı, düşmandı var ise, cihad bu mücahidin üstünden kalkar üzerinden, kalkar vacip olmaz üzerinden. Bir de kaçsın ve kaçmağında günahkar olmaz. İkinci bir nokta fıkha göre gerek mücahit kimse eğer teki ya 5-10 mücahit kimse bunlar zannetmesinler helak edilmelerini yani öl öldürülecekler yüzde seksen yüzde yetmiş bilirseler öldür öldürürlerler hiçbir foza başarıya ulaşmazlar hiçbir zafer bulmazlar bu halette de fıkha göre cihad sakit olar böyle bir kimselerin üzerinde. Gidebilirler, kaçsınlar, saklansınlar, vazgeçsinler, cihayet etmesinler. Üçüncü, diğer bir nokta. Biri ihtiyardı, yaşıtlıdı. İmam Hüseyin Aleyhisselam zannedersem 57-58 yaşında. Habib ibn her yerler 64. Burayı olabilsin ondan da daha kocaydı, ihtiyarıydı. Bunların üzerinden cihatsa ihtiyar kimsenin yaşıtlı kimsenin üzerinden ve kedalik, civan oğlanları yani 13-14 yaşında hala ulaşmayıp lem yebluğ eşüddehu mesela ya lem yebluğul hulum balık olmayıp bunların üzerinden fikhen cihat sakıt olar cihat vacip olmaz boyunlarda. Ama Karbala'da bunların hepsinden var idi. Mesela Kasım ibn el Hasan İmam Hasan Aleyhisselam'ın kardeşi oğlu İmam Hasan'ın oğlu derler lem hulum 13 14 yaşındaydı olabilsin şehit edildi gitti cennetine. Amr ibn el Ansari bir küçük bir civan oğlanıydı. Olabilsin 13 yaşındaymış. Eğer çok 13 14 yaşındaydı. Bunların üzerinden cihat sakıt olar fıkhen ama İmam Hüseyin aleyhisselam ile o mübarek kervanında bunlar var idi ve şehit oldu. Manası emir ilahidi. Yoksa İmam Hüseyin aleyhisselam diye bunlara cihat vacip değildir. Habib filan Bunları İmam Hüseyin davet etti. Ve kendileri Habib'ti, Buray'di, Züher'di, Züher Zuhair ibn-i Kayn'de yaşıtlı bir insanıydı. İmam Hüseyin'in yolunda da diyor ki İmam Hüseyin'in nasihati, davatı tesiri etti özüne. Geldi İmam Hüseyin'le ve büyük bir komutan idi, kaid idi. Fe ceale Zuhayr ibn el-Qayn fil meymene. Meymenasında Zuhayr ibn el-Qayn kaid idi İmam Hüseyin aleyhisselam. Her neyse fikhen bu şeylere göre fikhin buyurduğu talimata yahut bildirdiği hükümlere göre böyle bir kimselerin üzerinden cihad sukut eder, düşer. Ve böyle bir şahısların namudacları, örnekleri Karbala'da, Karaba kahramanlıklarında kahra, var idi. Yani İzhan emir, buğud, gaybi bir buğut. Kimse e, kınayabilmez, söz diyebilmez. Hiçbir siyasi hedef yoktu aslında. Ne siyasi? İmam Hüseyin Aleyhisselam siyasi hedef. Gitsin hüküm almağa. 5-10 neferle hüküm alın. Olmaz. Siyasi ve teğir, siyasi teğir, içtimai yok idi asla meselede. İmam ne buyurur? Öz ceddisi peygamberden o günlerde, o zamanlarda ki mektuplarının birinde adı zannedersem bazına cevap olarak yakut Habib ibn-i Mubahir'e yazdık mektupta. Buyurur, Kale ceddi Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Men ra'a sultanen cairan. مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنه رسول الله يعمل في عباد الله بالاثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل او قول كان حقا على الله ان يدخله مدخله قل قل جبرس لارد بالحديث الامام اوزم ابو مخطب مكتوب مكتب دزن دسم حبيب ابن مظاهر يا باش قلارنا جواب بارد الا وان هؤلاء يعني يزيدوا يزيد واتباع يزيد على عبيد الله بن زياد عبيد الله بن زياد و قلا ركب الرتاب عيد الا وان هؤلاء قد لزموا طاعه الشيطان وتركوا طاعه الرحمن واظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستاثروا بالفي واحلوا حرام الله وحرموا حرام Bunlar haram halal ettiler. Haram halal haram ettiler. Şeytana tabi, tabi oldular. Bunların karşısında durmak ister. Çünkü e, yani İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın buyurduğu mübarek sözüne göre buyurur. Ben ceddim Resulullah'tan. Bir ceddim Resulullah buyurmuştur. Her kim böyle bir cair zalim bir hakimi görse gerek sahi etsin çalışsın böyle bir hakimlerin ettiklerine karşı bir teğyir versin. Değişsin vaz'i. İmam Hüseyin Aleyhisselam vaz'i durumu o günlerde değişmedi. Ama tarihi bir şekilde bir değişme değişti ki kıyamete kadar kalsın. Onun için indi dikkat etsek Hüseyin İbni Ali Harda. Lakin Yezid, Ubeydullah bin Ziyar, ki şum nehez pis çirkin kesif kabirlere de tapılmaz. Hiç kimse bilmez. Harda nedir? Allah'ın lanatı altına gittiler. Bir de adına bir bazı hurafatlar da denilmiştir. Bazı kitaplarda, sözlerde, kutbalarda maalesef şiddet. Mesela acaba hurafat uyduruplar, uydurmasız, uydurulmasız sebebi neydi? Ola bilsin bir türlü zarafat edirmişler. Mesela diyorlar Hz. Abbas aleyhisselamın yani Al-Abbas ibn Ali ibn Talib aleyhisselam annesinin karnındaydı anlası yani tokuştu ama özü kendisi anlasını bir türlü bu cenin koymadı düşün. Bu hurafet hakikatte İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın e, mübarek nehzasına çok zarba vurar, çok yaramaz olabilirsin de bazı münafık ve dinsiz kimseler böyle bir şeyleri yaptırırlar. Hatta bir türlü zarafat etsinler dine, evliyaullah'a. Yahut başka bir hurafatlardaki rivayetler vardır ama rivayetin esası yoktu tarihte. Çünkü başka bir rivayetler bunlar naklı. Ummu Leyla Ali Ekber. Ali Akbarın annesi Ummu Leyla ki e, aşıra günü Kerbala'dayım. Okuymuş. Merhum Şehir Mutahhar'ın dediğine göre, göre 10 il ya 20, il, 20 iliydi. Vefat etmişti bu kadın. Allah rahmet etsin. Yahut hazret Kasım için bir toy kururlar kumri merhum. Kasım'ın e, toy meselesine işaret ediyor. Baba bu dövüştü, savaş diye bir iki üç saatlik. bunlar bitirler yediler. Ne toy Kasım'ın Kasım e, adaklısı Furaiya alases İmam Hüseyin'in kızıydı ya kim bu türlü bir kırafatların e, zararı çok çoktu şiirlerde bir hassa olsa köske çalmalara geçse, nevhalara, ağıtlara geçtiyse zararı olar, zarar da çok olar, hiçbir faydası da olmaz. Bir, biz eğer bir kıyaslama etse İmam Hüseyin aleyhisselam ve mübarek harekati, mübarek kalkınması, mübarek sözleri, konuşmaları, davetleri, cevapları bunun karşısında o bir tarafı da eğer ونقاش نبره تيسار يعمل يعني مقارنه امام حسين كيميدي اتباع اصحابي ال بيت كيميدي بالمقابل يزيد بن معاويه كميدي. امام حق النجر كون امام حسين بن علي بن ابي طالب يعني فاطمه الزهران يعني صلى الله عليه وآله وسلم من طور حفيدي كبير İkinci azamatlı bir şöhreti zuhutta, takvada. Ondan ayrı. Defalarla, defalarla Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hüseyin ibn Ali'nin hakkında hadisler ve beşaret vermiştir ki El Hasan ve El Hüseyin Seyyida Şebab Ahlil cennet ve çok hadislerde vardır inşallah. Gelecek konuda Allah Teala tevfik ve ömür yazmışsa bizim için. Bu sözləri bir də davam edərək, bir daha sizinlə görüşmək ümidi ilə, hər birinizə Allah aşmarlarım, sağlamlıqla qalın.